İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Merhaba arkadaşlar, Donguç Akademi ile beraber sizler için hazırlamış olduğumuz 10. sınıflara özel ses ve deprem dalgaları konusuyla karşınızdayım. Evet sevgili arkadaşım, eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel ilk olarak ses ve deprem dalgalarında neler öğreneceğimize bakalım. Sevgili arkadaşım, bu konuyu işlerken ses dalgalarından bahsedeceğiz. Sesin yüksekliğinden bahsedeceğiz, sesin şiddetinden ve deprem dalgaları konularından bahsedeceğiz. Kullanım alanları ve faydalarına geldiğimizde Ses dalgalarının özellikleri, müzik aletlerinde akort yapımı, ultrason, sonar cihazlar gibi aletlerin çalışma prensibi, deprem dalgalarının özellikleri gibi konulara değineceğiz. Sevgili dostum, ödevlerimiz sıfırdan ona konu anlatımını biliyorsunuz. Tonguç'un fizik kitabı ve Dinamo serimizdeki ödevlerimizi yapmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşım, ses dalgası nedir? Hava moleküllerinin Titreştirilmesi sonucunda ses dalgaları meydana gelir sevgili arkadaşlar. Ses en iyi katı ortamda, sonra sıvı ortamda, sonra da gaz ortamda yayılır. Hız da bununla doğru orantılıdır. Peki arkadaşım sesin yayılma hızının sıcaklıkla bir bağlantısı var mı? Evet var. Çünkü sıcaklık arttığı zaman hava molekülleri hareket eder. Böylelikle ses dalgalarını bir yerden başka bir yere daha hızlı hareket ettirir. Dolayısıyla sesin hızı sıcaklıkla doğru orantılıdır diyeceğiz. Sevgili arkadaşım sesin bazı özellikleri var. Mesela sesin yüksekliği, mesela sesin şiddeti, rezonans, tını, yankı. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Ses dalgalarının özellikleri. Yükseklik. İnce sesi kalın sesten ayırmamızı sağlayan bir özelliktir. Frekansa bağlıdır. Frekans yüksekse ince ses, düşükse kalın ses olur. Sevgili arkadaşlar insan kulağı 20 ila 20 bin hertz aralığını duyabilir. 20 Hertz'in altındaki seslere infrasonik ses denir. Deprem dalgalarından ve dünyanın dönüşü sırasında çıkan sestir. Frekans 20 Hertz'ten düşük olacak. Peki 20000 Hertz'in üzerindeki seslere ne diyoruz? Onlara da ultrasonik ses diyoruz arkadaşlar. Ultrason cihazından çıkan sestir diyoruz. Sevgili arkadaşım, resimde bir diapazon görüyorsun. Kolları uzun olan diyapozona vurulduğunda çıkan sesin frekansı, kolları kısa olana göre daha düşük duyulur. Sesin yüksekliğinin bağlı olduğu değişkenlere geldiğimizde Aynı büyüklükte kuvvetin etkisinde titreştirilen ince telin çıkardığı sesin frekansı kalın telin çıkardığı sesin frekansından daha büyüktür arkadaşlar. Bir tel farklı büyüklükte kuvvetler uygulanarak titreştirildiğinde oluşan sesin frekansı değişmez. Frekans uygulanan kuvvetin büyüklüğünden bağımsızdır. Yani hocam frekans kaynağa bağlıdır. Aynı maddeden yapılmış ve eşit büyüklükte kuvvetin etkisinde titreştirilen kalınlıkları aynı tellerden kısa olanın çıkardığı sesin frekansı uzun telin çıkardığı sesin frekansından daha yüksektir. Gerginlikleri farklı olan özdeş teller eşit büyüklükte kuvvet uygulanarak titreştirildiğinde gergin bağlanmış telin çıkardığı sesin frekansı gevşek bağlanmış telin çıkardığı sesin frekansından daha büyüktür arkadaşlar. Titreşen telden yayılan sesin frekansı telin cinsine bağlıdır. Eşit büyüklükte kuvvet etkisinde titreştirilen boy ve kalınlıkları aynı çelik telden yayılan sesin frekansı bakır telden yayılan sesin frekansından farklıdır. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar görselde içlerinde farklı yüksekliklerde sıvı bulunan şişeler görüyorsun. K şişesinde L'ye göre daha az sıvı var. K ve L'ye tokmakla vurduğumuzda K'daki arkadaşlar frekansın L'den daha yüksek olduğunu duyarsınız. Aynı şekilde K ve L'nin uç kısımlarını arkadaşlar üflediğimizde bu sefer L'nin frekansı K'dan daha büyüktür diyeceğiz. Zarları aynı kuvvetle gerilmiş davullardan küçük davuldan çıkan sesin frekansı büyük davuldan çıkan sesin frekansından büyüktür sevgili arkadaşlar. Çünkü müzik aletinin boyutu küçüldükçe ses frekansı artar diyeceğiz. Aynı şiddetle üflenen flütlerde kısa olan flütten çıkan sesin frekansı uzun olan flütten çıkan sesin frekansından büyüktür diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi sıra geldi sesin şiddetine. Bir konsere gittiğimizde kulağımızı rahatsız eden ses özelliği sesin şiddetiyle ilgilidir arkadaşlar. Sesin şiddeti ses dalgasının taşıdığı enerjiye yani genliğe bağlıdır. Sesin enerjisi ve genliği fazla ise sesin şiddeti de fazladır. Arkadaşlar sesin şiddetinin birimi nedir? Desibeldir diyeceğiz. Desibeldir. Peki tını diye bir özelliğimiz var. Gitarda ve flütte do notası birbirinden farklı duyulur. Bu sesin tınısı ile ilgili bir kavramdır. Mesela farklı melodiler farklı müzik aletleriyle çalındığı zaman müzik aletinin cinsini nasıl anlıyoruz? Sesin tını özelliğiyle anlıyoruz arkadaşlar. Peki rezonanstan biraz bahsedelim. Bir salınım ya da titreşim hareketine hareketin frekansına eşit ya da yakın bir frekansla enerji aktarılırsa salınım ya da titreşimin genliğinin büyümesine rezonans olay diyoruz. Bakın diapozona tokmakla vuruyoruz ve L diapozonu bizim vurduğumuz, tokmakla vurduğumuz diyapozondan gelen ses dalgaları sayesinde titreşmeye başlıyor. Peki yankı nedir? Sert bir yüzeye çarpıp yansıyan ses dalgalarının tekrar kaynağa dönmesine yankı diyoruz. Mesela ses kaynağından çıkan dalgalar hedefe çarpıp bakın burada geri dönüyor. Mesela yunuslar ses dalgaları arkadaşlar yollayarak balık sürülerinin nerede olduğunu anlayabiliyorlar. Yarasalar ses dalgalarını göndererek ne yapabiliyorlar engellerden kaçınabiliyorlar. Aynı şekilde yük gemileri arkadaşlar sonar kullanarak yine engellerden uzaklaşıyor ve rotalarını ona göre belirliyorlar. Ses kirliliği, gürültü, uğultu ve vızıltı. İnsan için gerekli olan sesler aşırı olduğunda aktivitelerimizi engelleyici ya da yaşam kalitesini düşürücü etki göstererek hoşa gitmeyen, rahatsız edici sesler oluşturur. Biz buna ses kirliliği diyoruz. Çevre ve sağlık sorunlarına neden olabilen istenmeyen birçok sesin kulağa yoğun olarak gelmesiyle oluşan ses kirliliğine ne diyoruz? Gürültü diyoruz. Sesin gürültülü, boğuk ve anlaşılmaz olmasına uğultu diyoruz. İnsanı rahatsız eden yüksek frekanslı, ses gürültüsü düşük sivrisinek sesleri gibi olan seslere ise vızıltı diyoruz arkadaşlar. Hadi bir soru çözelim. Aynı ortamda A ve B ses kaynakları aynı anda ses üretmeye başladıklarında ses dalgalarının tepe görünümleri şekildeki gibi modellenmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar şekle ilk baktığımızda B'deki dalga aralığının daha az, A'dakinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir hocam? B'deki frekans A'dan daha fazladır demektir. A ses dalgalarının hızı B'dekinden büyüktür demiş. Arkadaşlar aynı ortamda oluşturulan ses dalgalarının hızları birbirlerine eşit olmak durumunda. Dolayısıyla bu yanlış. B ses dalgalarının frekansı A'dakinden büyüktür az önce söyledik. A ses dalgaları B ses dalgalarından daha pes duyulur çünkü frekansı daha düşüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Ses dalgalarının özellikleri ve kullanım alanları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Aynı ortamdaki ses dalgalarının hızı sıcaklık arttıkça artar, sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Yüksek frekanslı sesler ince duyulurken, düşük frekanslı sesler kalın duyulur, bu da doğrudur. İnsan kulağı her frekanstaki sesi duyamaz. Bir aralığımız var, 20 ila 20 bin hertz arasını duyabilir. Bu yanlış seçeneğimiz sevgili arkadaşlar. Havada oluşturulan ses metal bir madde içine girdiğinde ses dalgalarının hızı ve frekansı nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşım havadan katıya geçtiğimiz için katıda sesin hızı artar. Dolayısıyla hızımız artacaktır. Ancak frekans kaynağı bağlı olduğu için değişmez. Dolayısıyla cevap E seçeneği olmalıdır. Evet ses dalgalarını bitirdik. Sıra geldi deprem dalgalarına. Fay hatları üzerinde biriken enerjinin boşalmasıyla meydana gelen titreşimler deprem dalgalarını oluşturur. Depremle ilgili konuları inceleyen bilim dalına sismoloji, bu alanda çalışan bilim insanlarına sismolog denir sevgili arkadaşlar. Depremin büyüklüğünü ölçen cihaza sismograf diyoruz. Depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktaya odak noktası, odak noktasına en yakın olan dünya üzerindeki noktaya ise merkez üssü diyoruz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bir yer var. Depremin büyüklüğü deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Sismograf ile ölçülür. Depremin şiddeti ise depremin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür diyeceksin. Bir soru çözelim. Deprem dalgaları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yayılabilmesi için maddesel bir ortam gereklidir. Neden hocam? Çünkü deprem dalgaları mekanik dalgalardır dostum. Mekanik dalgaların yayılabilmesi için illaki ortama ihtiyaç vardır. Hem enine hem boyuna dalga özelliği gösterir doğrudur. Mesela P dalgaları var deprem dalgalarından boyuna dalgalardır. Ama S dalgaları, lav dalgaları gibi dalgalar ise enine dalgadır. Yer kabuğunda kırılmalar sonucu oluşur bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olmalıdır. Evet sevgili dostum seninle konumu bitirirken ses dalgalarından ses dalgalarının yüksekliği, sesin şiddeti gibi özelliklerinden ve deprem dalgalarından bahsettim. Sevgili arkadaşlar bu da ödüllü sorumuz. Bu sorunun çözümünü bir sonraki konu anlatım videosunun sonunda sizler için çözeceğim. Konumuz burada bitti. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.